Ben Şanlıurfa Siverek doğumluyum. 1956 doğumluyum daha doğrusu. Ben doğma büyüme hayvancılıkla uğraşıyorum. Malatya'dayız ama Ben şimdi siz Malatya'dan Şanlıurfa ikamet, Siverek'lisiniz. evet doğum yerim orası. Şimdi de Malatya Batalgazi ilçesi Karakaş Çiftliği köyündeyim. Valla 7 yaşından beri ben bu işin içindeyim. Benim artık hiçbir hayvansı yani koyunsuz kalmamış. Bazen çok olmuş, bazen az olmuş ama her zaman var. Yapıyorum yani, seviyorum bu işi. Bırakamıyorum. Meslek edilmişim. Mustafa amca, bu sizin küçüklüğünüzdeki çocukluğunuz, 7 yaşından beri çobanım dedin. Bu küçüklüğünüzle bu zamanı kıyaslarsak aralarında nasıl farklar var? Çok fark var. Bize anlatır mısınız? İzleyicilerimiz çünkü geçmişi çok merak ediyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız dönemi de bildikleri için eskileri daha çok merak ediyorlar. Eskide merak genişti. Mesela her tarafa nereye hayvan götürdüğü zaman derelerde sulaklar yerler vardı. Nereye bıraktığı zaman hayvan suyunu içiyordu, şey ediyordu. Şimdi mesela çıkıyorsun, evde su verdim verdim vermedim bir yerde su alacağı hayvan yeri kalmamış. Bu sular mı çekildi? Çekildi. Doğadaki sular mı çekildi yani? Çekildi. Doğadaki sular çekildi. Bazı yerlerde işte bu artezyen efendim kuyular açıldı. Ondan dolayı. Ondan dolayı ve biraz da kuraklık var. Kuraklıktan dolayı işte sular kalmadı. Şimdi hayvan evden mecbur bu hayvan yayılma çıkar. Çıktığı zaman da susuz dayanamaz mesela. Diyelim sabah bıraktığın zaman öğleye kadar hayvan suyu içmeden şey oluyor yani. Hayvancılık durumu nasıldı? Mesela sizin eski zamanlarda, bu çocukluğunuz döneminde hayvan yoğunluğu nasıldı? Herkeste hayvanlar var mıydı? Koyun Ya çok o muydu? zaman da vardı, o zaman daha çoktu. Fakat imkanlar da daha yani yayılım olarak daha iyiydi. Şimdi yerler daralmış. Mesela eskisi gibi her taraf açık değil. Mesela fazla besleyemezsin. Diyelim ben bugün burada 300 koyunu bırakırsam nereye götüreceğim? Şimdiki genç nesil hep gözü şehire dikmiş. Şehirde yaşayalım. Şimdi şehirde de sanki zannediyorlar ki çok kolaymış. Evet. Öyle değil. Şimdi ben bu hayvanla ailemi geçindiririm. Evet. Tek başına diyelim kaç nüfusum varsa hepsini geçindiririm. Ama çarşıda onlar hep çalışırsa ki bence böyle geçindiremezler. Ben Yani onu Allah bereket versin. Koyun veriyor. hayvanından bereketli bir Bereket hayvan var. zaten. Bereketli bir hayvan. Ay kim eğer bak Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem bir Aleyhisselatü vesselam. misal diyor eğer sen fakir düşmüşsen iki koyun besle. Biliyor musun? Evet. Yani bereketli bir iştir. Yani Peygamber Efendimiz fakir düşmüşsen, Evet, yokluk fakir çekiyorsan düşmüşse iki tane koyun koyun al. besle. Yani koyun mesleği öneriyor. O kadar bereketli bir hayvan. Bereketli bir şeydir. Yani ben dedim bak, yani bir mazur yoksa ben geçmişini anlatabilirim. Tabii Mesela ben tabii. evlendim, babamdan ayrıldım, bir kat yatak bana verdi, ben çıktım. Bu hayvan ağalın kapısını açtığında mera yaşatacak. Kesinlikle bu hayvan bırakmadığın zaman ne kadar desen ben şey diyorum ya, onun yemini, bütün masrafını karşıladığı zaman inan ki içeriye girirsin, 2 sene de kaybedersin. Mutlaka yayılım, meraya çıkmak zorunda yani bu Evet. hayvan. Hep içeride olmaz. Bir de verimli de olmaz. Misal yani ahıra girdiği zaman %20-25'tir. Evet. Bak nerede nereye. Bu benim gibi bu işi yapanlar herkes bunu bilir yani. Evet. Meranın hastalığı az. Şimdi hayvan mera çıktığı zaman misal bugün bir arıyı bırakıyorlar mesela gidiyor diyor ki ya bu bal hakiki değil. Biliyor musun? İşte Evet. şeker veriyorlar bilmem ne ediyorlar. Bunu almayalım. Misal Karakoban o eski şeyimizi diyorlar ki balın kilosu 200 milyon. Yani bugünün parası 200 lira. O diğeri 25 lirayla veriyor. Niye? Çünkü organik değil, güvenmiyor onun için. Evet. Bugün
Biz bu hayvanın sütünü, peynirler yapıyoruz, piyasaya götürüyoruz. Veriyor bakıyor, bir köşesinden alıyor. Ya bundan koku var. Peynirde koku vardı. Koku var. Kardeş bu ne kokusudur? Şimdi bu hayvan yayılma çıkıyor. Evet. Mera'da. Şimdi arı nasıl her çiçekte alıyorsa bu hayvan da aynısını alıyor. Tam organikidir. O otun, o yayılımın, o meranın kokusudur. Ama adam alışmış hormon şeyine, onu beğenmiyor. Evet. Yani biz onun satışından zorlanıyoruz. Özellikle Mayıs ayından sonra mesela bu hayvanın peyniri yaptığın zaman en azından %40, %50'ye yakın o peynirin yağı, yağlıdır yani. Çok da güzel yağ var. Yağ var. Şimdi büyükbaş hayvanınki yine ki %10-15 de değil. O da eğer karışmamış ise, hani makine çok imkanlar var, ben oraya kimsenin günahına girmek istemiyorum. Olsa dahi bununki %25 yağ oranın %30 büyükbaştan fazla. Efendim bu eskide bizim baba dedelerimizde karakoban vardı. Onun balı bugün kim yapıyorsa 200 liradan aşağı değil. Evet. Bu diğeri 20 lira, 25 liradan alıyorlar. Şimdi hep o şeyden dolayıdır. Koyun meraya çıktığı zaman hayvan, arının hakiki balı neyse onun sütü olsun, yoğurdu olsun, peyniri olsun aynısıdır. Eğer kim yaparsa, fakat genç nesil bu işten kaçıyor. Şimdi başta ben sana bir misal vereyim. Yani genç yaşına 20 işte askerliğini yapıyor, geliyor. Gidiyorsun bir yerde talip oluyorsun, diyor evlendirelim. Oğlum büyümüş, zamanıdır. Nereye gidiyorsan. Kendini kurtaramıyor, ben burada sahip çıkıyorum. Benim meslekim çobanlık, adam beyefendi gitmiş üniversite mezunu. Yapamıyor, ben sahipleniyorum. Şimdi ben bu hayvanın bir sana örnek vereyim. 100 tane koyunum var diyelim. 10-15 tanesini saymayalım, asala sana 85 tane kuzum. Güzün veyahut da seneye kışın bu hayvanları satarsan en azından 50-60 bin lira para senin eline geçer. Az para mı? Allah bereket versin. Az değil. Bir daha işte onun peyniri değerlendirirsin, sütünü değerlendirirsin. Her zaman senin evinden bolluk. Peynir bir daha o var. Sütünü... Benim bir kardeşim vardı diye. Yine yani aşağı yukarı 100 civarında bizim koyunlar vardı. Maraka bak, ben sana bir misal vereyim. Yani belki inanmayabilirsin ama gerçektir. Benim burada yakında tanıklarım da var. Mesela 100 tane koyun doğmuş. Hepsi kuzuları bırakıyor. Sonra ben dedim gözlerimi kapatırsam ben bunları tanırım. Hangisi hangi koyunum? Gözleri kapatırsam. He, gözlerimi kapatırsam tanırım. Yok ya diyor, öyle iş mi olur? Gözlerimi bağlıyorlardı, üstünü de elini veriydi. Tek tek elime veriydi, bu hangisinin falanın falan, sonuna kadar biri şaşırmıyordu. 100 koyunu da tanıyor. Ha, gözü kapalı. Yani çobanlar kendi hayvanlarını gayet iyi tanıyor. Şimdi ben mesela hayvancılık yapıyorum. Bir hayvan hafif bir rahatsızlığı var, 3 günden beri ben 3 gün önce onu fark ediyorum. Yani inancın olsun, belki bir veteriner. Ben mesleğini kötülemiyorum. Ama anlamadan ben anıyorum. Ha, zamanda onun önlemini alacaksın. Şükür bugün eskisi gibi değil yani. Her ilaç var. Evet. Her köşesinde veteriner var, eczacılar var. İlaç alabilirsin, getirir. Ama kendi de yaparsın. Kendi de mesela ben bunun şap aşısını yapıyorum. Bu gaba aşısı var. Evet. Onu yapıyorum. Brucello'ya hani bu hayvan hastalığı, evet. Ya onu yapıyorum. Çok güzel. Biliyor musun? Evet. Ciğer aşısını yapıyorum. Hap içiriyorum. Biliyor musun? Bir eksikini bırakmıyorum. Başka da evde ilacım her zaman var. Mesela bir rahatsızlandığı zaman ona göre bir iki gün, üç gün yapıyorum. Çok geçiyorum. Güzel Mustafa. Olmasa o işte, eğer merakı, hevesi yoksa o adam yapamaz, bitirir, kendi de o hayvana da çok zarar verir. Mutlaka hevesli olacak. Hayvanları sevecek. O işin seveceğim. Heveslisi olacak. O işin
meraklısı olacak. Misal yani ben bu hayvanı şimdi bırakırsam saymam. Bir tane eksikse fark ediyorum. Çıkıyor, ben onu tespit ediyorum. Hangisi olduğunu da biliyorum. Evet. Yani bu işler önemli. Bu hep hevestir yani. Evet. Böyle meraklısı olmasan, hevesli olmasan bunu yapamazsın. Kaç yaşındasın Vedat? 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Evet. Yani ben de küçüklüğümden beri koyunların içindeyim. Yani ekseri hayvancılık yapıyoruz. Kendi şahsıma çobanlığı da seviyorum. Yani çobanlık yani bana göre güzel. Ama işte bugünkü şartlarda biraz iklimden dolayı da meralarda biraz su sıkıntısı var. Malatya genellikle öyle de bu Battalgazi bölgesinde ha, böyle, bu bölgede bu bölgede böyle bir sıkıntı var. Su sıkıntısı var burada. Yani ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Başka da hani örneklerim yani hayvancılık iyi bir iş. Başka bir iş yapmıyorsun değil mi? Sadece çobanlık. Ya çobanlık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Ya bununla ikisi zaten aynen, beraber gelen şeyler. Bununla uğraşıyoruz. Yaptığımız başka bir iş yok. Yani ondan sonra ya yani mesela kardeşim o da çobanlığa gidiyordu. Çobanlığa gittiğinde de kitap okuma yarışmasında Malatya birincisi oldu. Harika. Yani o zaman vali kendisine bilgisayar hediye etmişti. Başka meslek yapmayı düşünmedim. Yani köylü çocuğu olduğumuz için. Yani, memnunsun değil mi? Çobanlık. Yani çok şükür. Aslında insanlar zannediyor ki yani bir çoban gitti mi işte dünyayla iletişim mi yok. Böyle hiçbir bilgisi yok. Cahil, kür cahil. Ya onun daha çok fırsatı var. Örneklerim bugün herkes internette, herkes her şekilde ulaşabiliyor. Bir telefonda ulaşabiliyorsun. Örneklerim bugün radyo her türlü kullanabiliyorsun. Evet. Ve kendim yıllardır mesela radyo. Okuma yazma da var, kitap da okuyorsun. Çok şükür yani kitap da okuyorsun. Dini bilgi de her türlü aynı şekilde sağlayabilirsin. Okula da gidiyor çobanlar. Aynen öyle, okula da gidiyor. Kimse geri kalmıyor bundan. Ondan sonra git işte Avrupa'dan ne belli olmayan hayvanları getiriyorsun. Ondan sonra ne et yediğiniz bilmiyorsun. Burada hayvan gidip merada yayılıyor. İlaç yok, gübre yok, hiçbir şey yok. Tertemiz. Allah'tan gelen bir şekilde. O eti yediğin zaman en azından bir yani sağlıklı olur. Yani bir hazır tavuğu yemek var. Bir de örnek diyelim köy tavuğu yemek var. Yani hazır tavuk 20 dakikada pişer. Köy tavuğu 1,5-2 saat sürer yani iyice pişmesi 40 lazım. 40 günlük bir tavuk var, 1 senelik bir tavuk var. Onun gücü ne ki sana ne hani ne katabilir ki? Toplum olarak biz bunu hep hakir görürsek gelecek zaman içinde et ihtiyacımızı işte dediğiniz gibi ancak domuzdan karşılarız. Genç nesile bir mesajın var mı? Senin gibi mesela yaşın genç. Senin yaşlarda, senden aşağı yaşlardaki gençlere bu meslekle alakalı, devam etmeleriyle alakalı neler söylemek istersin? Valla ben yani kendi açımdan buna hayallere kapılıp örnek diyelim ya işte ben gider çarşıda, şehirde örnek diyelim şöyle yaparım, işte böyle ederim. Zaten kiralar belli. Ondan sonra gidip şehirde barınırsın ama nasıl barınırsın? Ondan sonra o bir tarafı, diğer tarafı şöyle bir de şöyle bir şey var. Zaten diyoruz yani hakir görülüyor. Bir tane arkadaşım vardı diyordu ki ya biz hayvan koyunları sattık. En azından biri işte bize selam verir. Koyunlarımız var ki kimse bize selam vermiyor. Ya çok affedersin bir adi meslek değil ki bu selam verilmeyecek. Ne yapıyor? Hırsızlık yapmıyorsun, başka bir ahlaksız iş yapmıyorsun. Ondan sonra bir de kız isteme olayı var. Evlenecek örnek diyelim bir 20 yaşın işte geldiğinde çoban diyelim evleneceği zaman kimin kapısına gitse işte ya biz sizi bir soruşturalım. Soruşturma ne? İşte sizin koyun besliyormuşsunuz. Hayvancılık ya o ağır iş. Biz kızımızı... Sanki uyuşturucu yetiştiriyorsun. Aynen öyle. Sanki uyuşturucu baron yani mafya bu adam o işi yapıyor. O şey yok ona biz kızımızı vermezdik. Ya adam en son çare. Ya işte hani göçüp gidiyor. O da gidip örnek bu şekilde hayvancılık bırakılıyor. Aynen öyle. Yani kendi ya kendi kendimize yok ediyoruz. İnsan böyle hani diyor cahil. Cahil o bilmeyen insanlardı. İnsan kendi kendini yetiştirebilir. Hayvancılık yapsa da yetiştirebilir. Her şeyde de yetiştirebilir. Tek bir son ricam olur. Bunu da bütün kamuoyuna doyurmak istiyorum. Şimdi koyunculuk yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız aşağı yukarı büyük şehirlerde mesela ben Malatya'da yaşıyorum, piyasada biliyorum. Biz organik peynir olsun, süt olsun ne olsa yani katkısı neyse yapıyoruz. Mevalı da günahı da bize kesinlikle ayrı şeyi yok yani.
Biz piyasaya götürürüz. Diyor ki ya bu koyun peyniridir diyelim, sütüdür, bundan koku var. Ya bu hayvan, ben ilk girdiğim şeye de söyledim. Bu arı gibi her yerden alıyor. Bu otun kokusudur. Evet. Bu ilaçtır. Bu hormon değil. Mustafa amca, şunu da bir konuşalım. Arı dediniz, arı da geldi kafanıza kondu gitti bu arada. Evet, evet. Bal arısı. Malatya'da genel olarak küçük baş yetiştiriciliği, koyun olsun, keçi olsun ne durumda? Siz bu mesleği yaptığınız için genelde bilirsiniz bu bölgeleri. Valla aşağı yukarı bitmiş. Mesela bu Batalgazi bölgesine, mesela bu bizim bölgede. Diyebilirim yani 6-7 kişiye var ya yok. İklim işte bu, su kuraklık falan oldu, her yerde su yok. İkincisi mesela ben buraya Karakaş köyüne geldiğim zaman böyle hayvanı bırakıyorduk, bu tarafta hiçbir şey yoktu. Önü açıktı. Evet. Şimdi bak, böyle önünden durmak zorundasın. Yani biraz önce dedim, sen desen ben 200-300 koyunu besliyorsan besleyemezsin. Daraldı. Çünkü evet, yer kalmadı. Anladım. Ufak tefek yerler kaldı. Onun için biraz zorlamış yani. Bunu da devlet el atması lazım. İşte böyle meralarını biraz ıslah etmesi lazım. Bu hayvancılığı kimseye muhtaç olmayalım. Yani bugün biz niye Avrupa'ya, işte biz dövizle zaten biz cari açık veriyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Biz kendi kendimizi üretsek niye dışarıda ithal edelim? Eti mesela bilmem 1 milyon 300 bin ton senelik bizim ihtiyacımız var. Neredeyse yarısından fazla, ben tam rakamını bilmiyorum, dışarıda ithal ediyoruz. Devlet bana destek vermez. Sadece meralarımız açılsın. Ya meralarımız açılsın. Düzenli olursa ben kendi kendine bunu çoğaltırım. Ben de faydalanırım, çevre de faydalanırım, devlet de faydalanır. Herkes de faydalanırız çünkü hepimiz biriz. Ya ben söylediğim şudur yani, devlete şahsen ben bütün bu çiftçiler arkadaş adına konuşmuyorum, şahsen ben söylüyorum yani. Her şeyi ben devletten beklemem. Beklenilmez zaten. Biz beklenen, devleti de halk hayatta tutması lazım. Çıkıyorlar ya, bu devlet nerede bana böyle yapmıyor, şöyle yapmıyor. Kardeşim tamam da sen kendin de biraz tabii elin taşın altına koyman lazım. Ama devlet de yapacak şeyler var. Yani devletin de tabii yapması gereken şeyler misal var. Misal yani bu mera şeyi halk olarak bizim de yapmamız gereken aynen şeyler var. Şimdi mesela merayı ben diyorum şahıs başına, ben gidip de orayı merayı çıkaramam. Çünkü ben gücümle. Evet. Ben desem böyle 5 tane karşı çıkar, bir şey yapamam. Ama devlet devlettir. Programımızı bitirelim. Yani son olarak demek istediğim, yeni nesil gençlerin bu işten kaçmamaları, en azından başka hem millet olarak hem ülke olarak ve kendi ekonomik olarak da başkalarına muhtaç olmamak için bu işi yapmalarını tavsiye ederim. Ha, bu açıdan devletten beklentimiz meraları biraz daha sahiplenmeleri. Yani devletin bu konuda desteğini istiyoruz. Son olarak eklemek istediğim bu. Geldiğiniz için de size çok çok teşekkür ederim.